Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir mevzet makyajı yapacağız. Umarım yetişmişimdir, böyle güzel mevzet makyajı yapmak istiyorum çünkü. Eminim hala mevzet olanlar vardır. Ve herkesin yapabileceği bir şey hazırlamak istiyorum. Hatta her kıyafetinize uyum sağlayacak, herkesin yapabileceği bir makyaj yapmak istiyorum. O zaman hadi başlayalım. Kızlar, en önemli şey cildinizi makyaja hazırlamak. Çünkü gün boyu yüzünüze kalacak fotoğraf vesaire çekileceksiniz. Cildinizin böyle nemini almış ve güzel bir şekilde gözükmesi lazım. O yüzden bir hyaluronik asit sürüyorum yüzüme. Yüzümü zaten yıkamıştım, temizlemiştim. Siz de öyle yapın. Makyajdan önce mutlaka yüzünüzü, cildinizi temizleyin. Bunu süreceğim. Ben çok severek kullanıyorum bu serumu. Gerçekten cildim böyle neme hazırlıyor. Nemlendiricinin altına sürerseniz çok çok daha iyi olur. Bunun üstüne nemlendiricinizi sürün. Nemi hapsediyor cildinize. Baz olarak da Alixavier'in Luminous Primer'ını kullanacağım. Çok severek kullanıyorum. Gerçekten çok başarılı bir primer bu. Şöyle iki pompa elime alıyorum. Dediğim gibi yapacağım makyaj her elbisenize, her nereye giyerseniz giyin olabilecek makyaj. Siz isterseniz renkleri değiştirin ama ben size taslağı anlatacağım. Yani markaları da değiştirebilirsiniz bu arada. Elinizde ne varsa onu kullanın. Son zamanlarda çok severek kullandığım Lycaud'un bu fondöreni kullanacağım. Cildimi böyle kurutmuyor, pütür pütür yapmıyor. Benim için en önemli olan şey o, çünkü biliyorsunuz özel günlerde hiç sevmediğim bir şey yani öyle pıtır pıtır gözükmesi cildimin. Çok uygun fiyatlı bir fondöten bu. Buna bakabilirsiniz. Aşağıya zaten bütün ürünleri yazacağım. Süngerimle yüzümü oturtuyorum. Bu arada söz verdiğim gibi ışık hızıyla hemen yeni videoyu çekmeye oturdum. Şöyle iyice tampon hareketlerle yüzümü oturtuyorum. Bu arada cildinizin durumuna göre isterseniz BB krem de kullanabilirsiniz. Hani ne seviyorsanız. Ben bu fontenden çok memnunum. Uzun zamandır da bunu kullanıyorum. Ve uygun da fiyatlı. Gayet de kapatıcı bir ürün. O yüzden bunu tercih ettim. Bu arada arkadan Nonne'nin sesi gelebilir. Almadım odaya bugün. Çünkü çok karıştırıyor buraları, ben bir şeyler anlatırken ışıkları falan devirir diye. Hiç almadım bunu. Kaşlarımı dolduracağım hızlıca. Ben normalde bu Brow Wow'nun doğal sarı rengini kullanıyorum. Evet, çok da memnunum ama bitmiş maalesef. O yüzden MAC'in başka bir kalemini kullanacağım. Siz burada istediğiniz kalemi, istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Ben sadece teknik olarak nasıl bir şey yapacağımı anlatıyorum. Ve yukarı doğru tarıyorum. Çok fazla doldurmayacağım çünkü ben o kaş görüntüyü hiç sevmiyorum. Ayna da bayağı uzak kaldı. Yakını alayım. Hafif böyle bir belirginleştireceğim. Bu şekilde. Bir de hiç bastırmıyorum. Özellikle kaşımızı ve gözünüze kalem sürerken de, işte eyeliner çekerken de ürünü bastırmadan uygulayın ki böyle net bir kaş ya da net bir şey olmasın. Böyle daha doğal duruyor bence. Bu arada bu makyajı sadece mezuniyet makyajı olarak düşünmeyin. Özel gün makyajı olarak da kullanabilirsiniz. Ben bunu geçen hafta bir makyaja gitmiştim birine. Ona yapmıştım ve çok beğendim gerçekten. O yüzden kendime de yapmak istedim hemen. Yani dediğim gibi sadece mezuniyet olarak düşünmeyin. Özel günde birinin düğününe giderken vesaire ya da başka bir şekilde de kullanabilirsiniz. Sadece mezuniyet makyajı olarak düşünmeyin. Geçen hafta gittiğim birine yapmıştım ben bu makyajı ve çok çok beğenmiştim. Ona da çok yakışmıştı gerçekten. Dedim bunu yapalım. O da kız kardeşinin düğününe gidiyordu mesela. Değişebilir yani. Bu arada şeyi kullandım. Lovely markasının Liquid Camouflage Concealer'ını. Şöyle dağıtıyorum. Az ürün uyguluyorum her zaman. Daha sonrasında istersem zaten arttırırım. Ama çok fazla ürün uyguladığınızda öyle bir şansınız maalesef olmayabiliyor. Tampon tampon hareketlerle gözümün altına ürünü oturtup dağıtıyorum. Yani şu hareketi yapmıyorum. Bunu genelde görüyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Tampon tampon uyguluyoruz. Kontür ürünü olarak da bu Revolution Pro'nun böyle bir paleti var elimde. Onu kullanacağım. Şu rengine. Ben seviyorum bunu. Doğal ve kademeli olarak arttırabiliyorsunuz. İstediğiniz yoğunluğa göre ayarlayabiliyorsunuz yani. Şöyle. Önce yukarı dağıtıyorum. Ben burada size
Krem bir kontür ürünü önermeyeceğim. Çünkü dağıtamazsanız kötü bir görüntü olabilir. Leke leke gözükebilir. O yüzden böyle ya özellikle özel gün makyajınızı kendiniz yapıyorsanız ve makyaja çok deneyimli değilseniz toz ürünler tercih etmeniz daha doğru olur sizin açınızdan. Dağıtması daha kolay çünkü. Birazcık da şöyle alnıma doğru da getireceğim. Şimdi burnuma hafif bir kontür yapacağım. Fotoğraflarda falan güzel çıkıyor çünkü. Böyle bir fırça kullanıyorum. Küçük karıştırma fırçası da kullanabilirsiniz. Benim şuramda kemik vardır. Oraya getireceğim. Bu herkese değişebilir. Burnunuzun kemerli olduğunu ya da daha kemikli olan bölgeye sürerseniz oradaki kemer görüntüsü daha az gözükecektir. Bakın şimdi. Ve ben mesela birazcık şuradan daraltabilirim. Kapatmak istediğiniz yerleri gölgeleyebilirsiniz bu şekilde. Kontür yaptığım yerin üstüne bronzer uygulayacağım birazcık. Bu da Lutilanda'nın London'ın bir bronzer'ıydı. Gerçekten çok severek kullanıyorum bunu. Bahsetmişimdir belki videolarımda falan. Yine kontür yaptığım yere birazcık daha açık bir şekilde karıştırarak uyguluyorum. İyice dağıtıyorum. Çok fazla ürün almıyorum. Yavaş yavaş arttırıyorum. Yavaş yavaş arttırarak daha doğal bir sonuç elde edersiniz. Saçımı da bütün saçım yüzümde. Şuraya da yapalım. İyice dağıtıyorum. Allık olarak da Revlon'un bu 0.20 allığını kullanacağım. Gerçekten muhteşem bir allık. İçinde böyle altın yansımaları falan da var. Şöyle göstereyim. Gerçi yanlarımda daha iyi anlarsınız. Şöyle fırçamı azıcık alıyorum. Güzel bir allık. Yine aynı paletin içindeki bu kontür yaptığımız paletin içindeki aydınlık rengi alıyorum. Şöyle bir açılı bir fırçaya. Benim mesela fotoğraflarda böyle özel günlerde genelde şuraları burnumun ucu çok parlar. O yüzden bir sabitleyici pudra yardımı alıyorum. Burama, burnumun o parlayan dediğim yere ve şuraya uygulayacağım. Şimdi gelelim göz makyajına. Dediğim gibi çok basit, herkesin yapabileceği bir makyaj olacak. Siz renkleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben MAC'in bu paletini kullanacağım. Şöyle yapayım. Şu, şu ve şu renkleri kullanacağım. Böyle aydınlık, parlak bir makyaj yapmak istiyorum. Öncelikle göz kapağımın katlanma bölgesine şunu sürüyorum. Ve iyice dağıtıyorum. Her elbisenin renk tonu uyuyor. O yüzden çok böyle banko, kurtarıcı ama bir o kadar da kolay bir makyaj. Ardından gösterdiğim o ışıltılı tonu alıyorum şunu. Parmağımla uygulayacağım. Siz de öyle yapın. Bir oraya bakıyorum, bir buraya bakıyorum. Telefonla çekmeye çalışık değilim. Ama alışacağım ona da. Şimdi parmağımla göz kapağımın tam üstüne rengi oturtuyorum. Parmağınızla uyguladığınız noktada daha parlak bir sonuç elde ediyorsunuz. Fırçadan ziyade. O yüzden parmakla uygulamanızı tavsiye ediyorum parlak farları. Şimdi şurayı karıştırıyoruz. Bir şey söylemeyi unuttum. Bu arada mesela eğer ben şimdi yüzüm çok beyaz gözükmesin diye ilk başta göz makyajından başlamadım ama normalde olsaydı ilk başta göz makyajından başlardım ki tenime akmasın, daha kolay toplansın falan diye. Siz mutlaka göz makyajından başlayın önce. Şu rengi alıyorum. Fırçamı şuraya oturtuyorum ve dışa doğru hafif çekiyorum gözümü. Tam bu noktayı. Hem gözleriniz daha çekik, ellerimde ama leş. Gözleriniz daha çekik tutuyor, daha güzel çıkıyor bence ve daha güzel görünüyor. Bilmiyorum, ben çok seviyorum çekik göz.
Şimdi burada temizleyerek ilerliyorum. Şurayı iyice temizliyorum. Ve karıştırma fırçamdan tekrar yardım alarak burayı pürüzsüzleştiriyorum. Şimdi ben şu uca uyguladığımız rengi birazcık da alt kirpik dibimden geçmek istiyorum. Kenarları dilerseniz daha da koyultabilirsiniz. Ben birazcık daha koyultacağım. Şuradaki rengi alıyorum. Yine dışa doğru hafif bir hareketle iyice dağıtıyorum. Karıştırma fırçamı da alıyorum. Dilerseniz bu makyaja kirpik de takabilirsiniz ama ben takmayacağım. Özellikle yani şöyle düşünün. Hiç makyaj bilgisi olmayan birisi nasıl makyaj yapabilir onu anlatmaya çalışıyorum. Daha pratik nasıl yapar onu göstermeye çalışıyorum. O yüzden kirpik takmayacağım çünkü kirpik girerse işin içine makyajınız rezil de olabilir, rezil de olabilir. Çok deneyimli olmak lazım o konuda ya da kendi gözünü bilmek lazım. Çünkü bazen sulandırabiliyor o kirpik yapışkanları ya da kirpik takarken gözünüzü sürekli açık bıraktığınız için gözünüz sulanabiliyor da makyajınız akıtabilir diye düşünerek. Bol maskara bence her şeyi çözer gayet. Şimdi göz pınarlarımı aydınlatacağım. Şu highlighter'dan yardım alalım yine. Ve paletin içindeki şuradaki en açık rengi alıyorum. Ardından kirpik diplerimi birazcık koyultacağım şuraları ki maskara sürdüğümde daha yoğun gözüksün. Bir eyeliner efekti vermiyorum. Sadece kirpik dibimi koyultuyorum. Bu arada bu maskarayı uzun süredir kullanmıyordum. Ama çok eski bir maskaram benim. Çok da severek kullandığım bir maskara. Tekrar sipariş verdim. Özlemişim gerçekten. Yapısı falan şahane. Bol maskara uygulayacağız. Size bir şey göstereceğim. Bakın kirpiğimin dibinde maskara bulaşı siyah. Parlak farın üstüne birazcık bulaşma yaptı far. Onu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim size. Çok güzel bir püf noktası. Şu maskarayı sürüp hemen gösteriyorum. Nasıl düzeltiyorsunuz biliyor musunuz? İnanılmaz basit. Kulak çubuğu falan kullanmayın ki alttaki farı silmiş olmayın durduk yere. Böyle bir fırçanız olsun. Basık. Bu da olur. Şu da olur. Bundan biri de olur. Böyle. Fırçamın ucuna o parlak simli farı alıyorum. Bakın. Fırçamı bu şekilde tutarak maskara bulaşan yerin üstüne pıt 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 tekrar farımdan uyguluyorum. Bu sefer ne oluyor? Kaybolmuş oluyor o görüntü. Yani bu yöntemi kullanabilirsiniz. Altında ne varsa işte göz farınızdan onunla devam edip üstüne pıt 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 uyguladığınız zaman zaten maskara bulaşan maskara kaybolmuş oluyor. Gözünüzde bir şey yoksa zaten kütüpse temizleyebilirsiniz. Şimdi diğer maskaramı da sürüp hemen geliyorum. Şimdi kızlar, dudağıma böyle bir nemlendirici sürdüm rujdan önce. Şimdi sıra geldi dudaklara. Dudakları önceden nemlendirmiştik. Mutlaka siz de öyle yapın. Hatta makyajın başında sürün ki nemlendiriciniz size dudaklarınız kuru kuru olmasın. Hiç güzel olmuyor çünkü öyle olduğu zaman. Ne kadar makyajınız güzel olsa olsun her şeyin bütün olması gerekir. Golden Rose'un 27 numaralı rujunu kullanacağım. Geçen videoda da bahsetmiştim. Efsane duruyor dudakta. Making Kind of Sexy'sini kullanıyorsanız bunu da çok seversiniz. Dudaklarımı da Flormar'ın 237 numaralı kalemiyle çerçeveleyeceğim. Rujdan sonra kalem uyguluyorum fark ettiyseniz. Çünkü daha rahat hareket ettirebiliyorum. Siz de öyle yapın. Hiç boşu boşuna sıfır dudağınıza çerçeve yapmaya çalışmayın. İşiniz daha kolay olacak böyle. Bence hafif bir gloss da geçelim üstünden. Lovely'nin
Bir numarası. Lavye'nin bir numaralı glosuna geçeceğim. Aşağıya zaten hepsini bırakıyor olacağım. Bu nefis bir gloss. Makyajım bu şekilde gözüküyor. Bence her yerde kullanabilirsiniz. Sadece mezuniyette değil, dediğim gibi özel günde bir yere giderken her türlü şeyde kullanabilirsiniz. Son olarak bir şey daha ekleyeceğim. Mesela bu özel günlerde bir yere giderken dekoltenizi, sadece makyajınızı yapıp dekoltenizde bir şey sürmüyorsanız eğer, geçen videoda yapmıştım bunu, birlikte yapmıştık hatta. Bir önceki videoma bakın. Bu kendime ben simli vücut yağı yaptım. Böyle dekolte bölgenize, kollarınıza, bacaklarınıza sürerseniz çok güzel gözüküyor. Bütün gözükür her şey. Bir fikir olsun istedim. Diğer videoma bakın, orada anlattım nasıl yaptığımı. Çok kolay zaten. İçine highlighter koyuyorsunuz kullandığınız vücut yağının. Ve çok güzel bir parlaklığı oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım severek izlemişsinizdir. Makyajı yaparsanız bana Instagram'dan atmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Buraya bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.